Başta NFP'den bahsetmek istiyorum. NFP'nin açılımı National Fire Protection Association, yani Amerikan Yangından Korunma Kurumu. 1986 yılında kurulmuş. Amerika'daki yangın güvenliğini ve yangından korunma uygulamalarının kurallarını saptamaya yetkili bir kurum aslında. Tasarım, uygulama, malzeme ve sistem kalite standartlarını, bakım ve işletme eğitim kurallarını içeriyor. Şu an dünyada kullanılan en güncel standart ve en güncel standart olmakla birlikte aslında numarası ile anılan toplamda yaklaşık 300 adet standardı içeriyor. NFPA malzemeleri denetlemiyor ya da test etmiyor. Uygunluğuna ya da kalitesine sertifika vermiyor. Bununla ilgili bağımsız kuruluşlar var. Bu kuruluşlardan sizinle en aslında aşina olduğunuz FM ve UL. FM'in açılımı Factory Mutual, UL ise Underwriters Laboratories of Canada. Bunların biraz detaylandırmam gerekirse bunları, eğer UL dediğim gibi açılımı Underwriters Laboratories, ürün güvenilirliği konusunda standart hazırlıyor ve bunları test ediyor. Sadece yangın konusunda faaliyet gösteren bir denetim mekanizması değil, tüm ürünlerle ilgili biraz önce söylediğim güvenilirliği test etmesini sağlanabiliyor. FM'e geldiğimizde FM Sigortacı Şirketler Birliği malzeme ve sistemlere performans onayı veriyorlar. Bunu yaparken standartlara bağlı kalmıyorlar. Aynı zamanda sigortaların geri bildirimlerini de dikkate alıyorlar. Tabii ki bu durum sadece, yani bu standart sadece Amerika'da yasal olarak geçerli. Yangın pompasında yangın hidrofor setine baktığımız zaman NFP'nin hangi kodları ilgili ise burada onları belirttim özet olarak. NFP 70 elektrik sistemi, NFP 14 borulama sistemi, NFP 72 yangın alarm sistemi, NFP 13 ise sprinkler sistemlerini içeriyor. Bugün yine size özetleyeceğim, NFP 20 ise yangın pompalarını içeren standardı.